senenin teması iletişim. Etki yarat, güven kazan, değer kat. Kısa, öz ve net olmalıyız karşı tarafa ulaşmak ve etki yaratmak için. Uluslararası 21. Türkiye İş Denetim Kongresi'nin ana teması iletişim zekası. Denetim güveni pekiştirir. Güven de bir yönetime olan inancı bütünleştirir. Yani biz iç denetimin etkin olmasını, güven kazandırmasını ve her şeyden önemlisi değer kazandırmasını istiyorsak bir kere buradaki kilit kelime bir etkin iletişim olması. Sonuçta insanlarla konuşuyorsunuz, insanlarla iletişim kuruyorsunuz. Bence çok da doğru ve iyi bir tema seçilmiş bu yıl. Umarım gelecek yılda bu kadar başarılı bir toplantı yapılır yine. Uluslararası İç Denetim Kurumu'nun Türkiye ayağında 1000'e yakın konuk vardı. Ve katılımcılar son derece yararlı bilgilerle mücehes oldular, donatıldılar. Ve bu kongrenin ileride de öyle zannediyorum ki Avrupa'da da bir sürü ayağı var. Onlara göre de çok daha kalabalık olduğunu ve çok daha ilgi gördüğünü söylediler. İnanılmaz güzel bir ortam, inanılmaz güzel bir atmosfer var. Katılım çok yüksek, ilgi çok yoğun. O yüzden burada bulunmaktan ve konuşmacı olmaktan dolayı da çok mutluyum. İç denetimde öğrendiklerimizi öğrenmemize aynı anda imkan yok. Pazarlamacıysanız pazarlamayı marka öğreniyorsunuz. Satıştaysanız müşteri öğreniyorsunuz. İç denetimde her şeyi öğreniyorsunuz ki bu da ileride CEO'luğa kadar giden yolda size faydası oluyor. Bu kongrede çok sevindirici bir unsur, çok fazla sayıda genç iç denetçi arkadaşımızın varlığı. Mesleğinizde başarılı olmak, fark yaratmak ve iz bırakmak arzusundaysanız, iletişim becerilerinize odaklanmak ve bunları geliştirmek sizler için vazgeçilmez bir hedef olmalıdır. Yurt dışındaki uluslararası firmalar size 2-3 tane şey soruyorlar. Bunlardan en başta geleni de siz denetlenebilir bir firma mısınız diye soruyorlar. Eğer siz denetlenebiliyorsanız malınızı ve hizmetinizi almakta tereddüt etmiyorlar. Çünkü devir şeffaflık, şeffaflık ve şeffaflık dönemi. Verilen mesajları deneyimlerimize dayalı verdik ağırlıklı olarak. Ben de 30 yıllık QNB Finans Bank, önce Finans Bank, sonra QNB Finans Bank ismi altında yürüttüğümüz bankacılığımızdaki deneyimleri paylaştım. Kongrede sağlam, güçlü bellek, sağlam gelecek için buluşmak üzere diyorum. Saygılar.